Diş sağlığımız, yüz güzelliğimiz yaşlanınca neler başımıza geliyor konuşuyor olacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'den. Konuğumuz diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Niye Kırsaçlıoğlu? Kayınbabamın soyadı. Öyle mi? Ha, siz bilmiyorsunuz. Onu bilmiyorsunuz. Ben sonradan aldım. Bunu sonradan aldım. Evet, bana böyle soyadlar enteresan geliyor. Evet. Onun için soruyorum. Evet. Peki şimdi Kırsaçlıoğlu dedik ya, hani bugün evet, yaşlanmayı falan konuşacağız. Evet. Şimdi görsellerimiz var. Hemen bir tanesiyle başlayalım lütfen. Evet. Ve görelim. Yani biz tabii vücudumuzun her tarafı yaşlanıyor. Biraz evet, sonra yüzümüzle ilgili de konuşacağız ama dişlerimiz aslında belki de, hani biz onlara kemik gibi bakıyoruz. Kesinlikle. Böyle çok sert, sağlam evet, ya. Kolay kolay bozulmaz zannediyoruz ama bir süre sonra orasında çürük, burasında bilmem ne, aşınma derken dişler bakıyoruz ki haliyle, işler çok gerçekten değişmiş. Değişmiş. Görüntüyü de ekrana alacağız şimdi. Evet. Evet. Şimdi 1970'li yıllarla birlikte insanlarda bazı konularda değişimler başladı. Yani Hollywood yıldızlarının dişleri artık insanları etkilemeye başladı ve insanlar dişlere daha çok bakmaya başladılar. Bunun sonucunda da dişler ömür boyu ağızda durmaya başladı. Şimdi bizi etkileyen konu nedir burada? Dişlerin yaşlandığını fark ettik. Diş hekimleri, diş sektörü. Resim gelecek herhalde. Evet evet, gelecek şimdi. Tamam. Eskiden dişler çekiliyordu ve 40'lı 50'li yaşlarda insanlar total protezler kullanıyordu. Artık insanlar total protezler kullanmıyor. Geldi görüntü. Evet. Evet. Ve dişler zamanla işte yaşta bu görüntüde görüldüğü gibi aşınıyor ve boyları kısalıyor. Alt tarafta neredeyse kalmamış gibi gözüküyor. Alt tarafta kalmamış gibi gözüküyor ve dişler artık birbirlerini sürtmekten krom boyları epeyce kısalmış durumda. Tabii şimdi bu dişleri yöneten kaslar var. Yani çiğneme esnasında, çiğneme fonksiyonunu gördüğü esnada yöneten kaslar var. Bu kaslar dişlerin kısalmasıyla birlikte kendileri kısalamadığında ne yapıyorlar? Sarkıyorlar otomatikman. Yani yüzümüzün alt kısmında bu sefer sarkmalar başlıyor. Pimpon çenesi dediğimiz alt çenenin öne doğru gitmesi. Kıvrılıyor değil mi? Kesinlikle kıvrılması. Üst dudağımızın aşağı doğru sarkıp incelmesi, ki Türk kadınında çok tipik bir özellikleri. Şuradaki filtrum bölgesini düzleşerek bu kısmın yavaş yavaş böyle aşağıya doğru kıvrılması, özellikle erkeklerin, hatta politikacı erkeklerin en başının belasıdır. Alt dişler gözükmeye başlar. Böylece alt dişler gözükmesiyle birlikte de alt dişlerin oradaki işte sarılıklar, işte taşlar, kötü görüntüler konuşmada direkt karşı tarafa kötü bir imaj yansıtır. Değiştirelim görüntüyü lütfen. Evet. Diğer görüntüyü görelim. Evet. Burada hakikaten dişler törpülenmiş gibi, ince aşınmış, aşınmış, kısalmış. Aşınmış. Burada da şimdi arka plana siyah bir zemin konularak çekilen bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi dişlerin boyları neredeyse 2-3 milim kadar kaybetmiş durumda. Bir de şey olmuş, dişlerin uçları her biri farklı basıdan farklı farklı böyle kesinlikle düzlemlere gelmiş yani. Aslında biraz önce anlattığı Cem Bey'in anlattığı o mesele, işte dişlerin o çocukluk dönemindeki kapanış sorunları tedavi edilmediği zaman yaşlılıkta bu tür sorunlarla bizim karşımıza geliyor. Yani orada bazı bölgeler daha çok aşınıyor, bazı bölgeler daha az aşınıyor. Bunlar yüzde de asimetriye neden oluyor. Yani aşınan bölgenin olduğu taraftaki kas daha deforme oluyor, daha sarkıyor. Diğer taraftaki kastı daha dominant bir hale geliyor, daha şişik hale geliyor. Ve 40'lı yaş sonrasında artık botoks, dolgu gibi uygulamalar isteyen bireyi bunların telafisini yaptığında, bu kaslara bir müdahale yapılmadan, yani dişlerdeki o eskime ve aşımalar yenine konulmadan yapılan müdahalelerde de çok çirkin görüntüler ortaya tabii, çıkıyor. Tabii, çünkü ana taşıyıcı sistem, ortadaki kesinlikle sistem yok. Şimdi bir sonraki görüntümüzü alalım. Evet. Hanımlar, bu resme isterseniz bakmayın diyorum. çünkü gerçekten bu resim insanı üzen bir resim. Kesinlikle. Şimdi ben çocukluğumda işte evet, Liz Taylor'ın bir resmi bu, evet, Elizabeth Taylor. Çocukluğumda fena değildi. Daha herhalde 40'lı yaşlardaydı. Evet. Ama yine de ben onun genç kızlık resmini gördüğümde, sonradan gördüm onu. Nasıl, çok şaşırmıştım. Estetiksiz yani. Estetiksiz bir güzelmiş. Evet, o da evet, Sophie Loren'di. Yani evet, inanılmaz. Yani yüz hatları inanılmaz güzel. Fakat işte zamanla işte bu
alt yüzün düşmesi sonucundaki deformasyon o kadar estetiğe rağmen liseyleri de bulmuş. Yani o pimpon çene dediğimiz çene ucunun öne doğru çıkması, bu hüzünlü dudak dediğimiz dudak kenarlarının aşağıya doğru inmesi, işte bu gıdık bölgesindeki sarkmalar liseyleri de o kadar estetiğe rağmen bulmuş. Burada yapılacak en güzel çözüm tekrar alt yüz bölgesini tekrar eski haline getirmek. Yani burada facelift dentistir denilen, yani alt tarafta, alt yüzde kaldıraç etkisiyle, yani asansör etkisi yaratarak tekrar o boyutu eski haline getirmek gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle bir, hani bizim kafamızda böyle kristalleşmesi için söylüyorum. Bizim bu dişler kısalıyor, evet. Çene toparlanıyor ve aslında burnumuz, çenemiz bir araya giriyor. Evet. Siz burayı açarak, şu bölgeyi genişleterek, evet, tekrar bir hacim kazandırarak, kesinlikle, yeniden bir yüzü yukarı kaldırmış oluyoruz. Yüzü yukarı kaldırmış oluyoruz. Şimdi horlama sorunlarında en büyük nedeni, yaşla insanda horlama sorunu ortaya çıkıyor. En büyük nedeni özellikle erkeklerde. Çünkü erkekler daha çok çiğnimi de daha kuvvet uygulayarak çiğnimi yaptıkları için onlarda vertikal boyut kaybı daha fazla oluyor. Ve arka kısmın nefes alması ve havalanması bozuluyor. Vertikal boyut tekrar eski haline geldiği zaman arka kısımda nefes alma tekrar eski haline geliyor. Ve birçok horlama sorunları bu facelift dentistry'den sonra, yani o vertikal boyutun tekrar yukarı doğru alınmasından sonra ortadan kalkıyor. Aman çünkü eşim duymasın, size gönderirim vallahi. Bekleriz. Evet. Bekleriz. Peki şimdi demin bir şey söylediniz. Dediniz ki farklı farklı ağzımızın içine basınçlar ve evet, kısalmalarla evet, evet, bu sefer hani yamuk basan bir ayak gibi basıyoruz ağzı dişlerimizi, kesinlikle, değil mi? Yani nasıl yamuk basan bir ayakta ayakkabının topu içe ya da dışa doğru aşınıyorsa, yüzümüzün de yapısı bir tarafa doğru dönüyor ve kaslar asimetrik olmaya başlıyor. Kaslar asimetrik oluyor. Şimdi şuna benzetiyoruz biz diş hekimleri. Mesela diyelim ki bir arabaya bir kar lastiği takıldı ön tarafa. Arka tarafı düz lastik takıldı. Onun önüne başka bir lastik takıldı. Böyle bir arabada balans bütün, dediğimiz şey mümkün balans değil. Balans tamamen şimdi eklemler de bir balansı sağlamakla görevli olan organlar. Ve siz düşünün, belirli bölgede çok aşınma var, belirli bölgede az aşınma var. Ne yapacak? Eklem belirli bir süre sonra sıkıntıya düşecek. Eklemin çok sıkıntı, özür dilerim. Burada hemen kısa bir sözünüzü keseceğim. Yönetmenimiz dayanamadı. Güzel bir dişleri koydu buraya. Bilmiyorum bunlar yapılmış dişler mi? Bunlar yapılmamış dişler. Birazdan anlatacağımız konuyla ilgili dişler bunlar. Bunlar küçük dokunuşlar. Yani hani estetik bir şekilde küçük dokunuşlar. Peki. Devam edelim. Yani dengesizlik olduğunda evet, diyorsunuz arabanın evet, sanki her lastiği başkaymış gibi, kesinlikle, bir takır tukur bir şey olacak. Ve gidişat bunun olacak. Bunun sonucunda da kişide çene ekleminde, çene boyunda, ekleminde boyun ağrıları ve şakak ağrıları ortaya çıkacak. Yani tek taraflı göz arkasına vuran migrenvari ağrılar ortaya çıkacak. Çünkü kaslar farklı farklı çalışıyor. Şimdi bu da nöromüsküler dentistlerin konusu. Yani çene ekleminin yönettiği kaslarda ortaya çıkan deformasyonlar. Şimdi çok uzun yıllar araştırmalar yapmışlar. Mesela tek taraflı diş eksikliği var bir bireyin. Omurgasından alınan röntgende omurgada da bir eğiklik tespit edilmiş. Ne düşünebiliyor musunuz? Tabii. Çünkü biz çenenin basmasıyla ilgili olarak omurgası kesinlikle eğilmiş. Kesinlikle. Hani bir Leonardo da Vinci'nin bir resmi vardır ya böyle bu evet, şekilde. Aslında göz bebeklerimizde paralellik, çiğnemi düzlemimizdeki paralellik, bütün organizmamızda bir paralellik, bütün iskelet sistemimize bir paralellik arz ediyor. Oradaki bir deformasyon bütün omurgayı da etkileyen bir sistematik bozukluğu sağlıyor. Buradaki düzelme yapıldıktan sonra omurganın da düzeldiği tespit edilmiş. Çok enteresan bir araştırma bu. Şimdi artık diş hekimliğinde de bu konuda koruyucu önlemler geliştiriliyor. Evet. Peki şimdi görüntümüzü alabiliriz. Evet. Üstünden konuşalım görüntülerimizi. Evet, evet. Yani biz şunu öğrendik. Yüzümüzün facelift dediğimiz yukarıya çekilip tekrar gençleşmesi, bütün boyun ve çene eklemlerimizin, kesinlikle, rahatlaması, kesinlikle, hatta omurgamızın düzelmesi için bile diş sağlığımızın, diş dengemizin önemi diş var. Diş dengemiz çok önemi var. Evet. Çünkü çiğneme esnasında biz birbirlerini bu vurma hareketi esnasında beynimize o impuls gönderiyoruz. Bunun dengeli olması lazım. Evet. Şimdi diğer bir konuya geçersek bunlar da küçük dokunuşlar. Estetik diş hekimliği ve yani sırf bu konulardan ibaret değil. Küçük dokunuşlar da
ağızda yaptığımız uygulamalar. Burada göstermek istediğim, anlatmak istediğim şey, mesela estetik bir diş hekimi olarak böyle bir dişe baktığımızda neler dikkatimizi çekebilir? Mesela sizin ne dikkatinizi çekiyor? Siz bu dişe düz bir diş mi dersiniz, eğri bir diş mi dersiniz? Valla bana gayet güzel bir, yani ben çünkü sabahları kendi dişimi gördüğüm için aynada, bu bana böyle çok güzel bir diş gibi geliyor. O zaman biraz resimlerle ilerleyelim isterseniz. Değiştirelim mi resmi? Değiştirelim lütfen bu resmi. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi bakın o anlattığım mesele. Bu şimdi, aynı diş mi? Bu aynı diş. Bakın nerede gözüm görmemiş bunu. Bakın nasıl deformasyon. Bu aslında hasta daha önce ortodontik tedavi görmüş bir hasta. Yani işte bu eklem dişlerdeki anomaliler varken ondan sonra ortodontik tedaviyle düzleştirilmiş bir ağız. Düzleştirme işlemi bitince bu sefer hastanın ve yani bizim dikkatimizi çeken de bakın diş diplerinde nasıl aşınmalar olmuş. Yani o dişleri diyelim ki tekrar yüz yapısına göre ortodontist düzeltti. Bitti her şey. Bittikten sonra diş böyle çatlaklarla baş başa kalıyor. Yani orada diş eti yukarı mı çıkmış? Ne olmuş? Diş eti yukarı çıkmış artı dişin dip kısmında bir çatlak ve aşınma olmuş. Çünkü o diş üzerine çok fazla kuvvet almış. Ortodontik tedavi yapılıp tekrar eski yerine getirildiğinde çekiştiriliyor işte, çünkü. Çekiştiriyor. Yani şimdi biz diyelim ki 50'li yaşlarda tespit ettik, işte kaldıraç hareketiyle kaldırdık. Ama 20'li yaşlarda bir kişi tespit ettik, dişlerde bir deformasyon olduğunu, kapanış sorununu tespit ettik. Biz o zaman ortodontik tedavi yapacağız ilk önce. Ve ortodontik tedaviyle dişleri olması gerektiği yerlere getirdik. Ama olması gerektiği yere geldiğinde de dişte yaşlanma ve kırılma belirtileri var. Gördüğünüz gibi dişin dibinde bir çatlak var. Ve hasta buradan dişini fırçaladığında hassasiyet hissediyor. Elma yediğinde hassasiyet hissediyor. Devam edelim. Evet, görüntüyü değişelim. O çatlak da çok fena, insanın canını yakar. Kesinlikle. Yani hava bile çekseniz artık içinize. Evet. Çok evet. Yani macunlar bile bunun için üretiliyor. Bakın şimdi oradaki o çatlakları daha net ulaşmak, bir diş eti seviyelerinde düzen sağlamak için. Çünkü yeni oluşturduğumuz yapıda bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Belirli ölçümler yapıyoruz. Diş eti buna ne kadar müsaade ediyor? Ne kadar burada bir takım şeyleri düzeltebiliriz? Devam edelim resme. Yani bir boyut kendinize tasarlıyorsunuz. Kesinlikle. Orada. Yeni yani boyutu şu boyutta olması lazım yeni diye. Evet. Şimdi bakın burada diş eti seviyeleri ayarlanmış, görebiliyor musunuz? Şimdi bunu daha düzgün bir diş diyebiliriz. Evet, evet. Yani diş eti yani seviyeleri, diş eti seviyeleri uyumlu, o çatlaklar açığa çıkmış durumda. Oradaki çatlakları da birazdan müdahale edeceğiz. Evet, tekrar devam edelim görüntüye. Çatlaklara müdahale derken ne yapıyorsunuz? Dişi değiştirmiyorsunuz herhalde. Şimdi dişi değiştirmiyoruz. Dişin üzerine bir bonding denilen bir sistemle dişin üzerine bir yapıştırma işlemi yapıyoruz. Çünkü o mine artık orada deforme olmuş. Yeni bir mineyle tekrardan orayı bir bütünlük sağlamamız lazım. Bakın bu resimde de aslında diş eti seviyelerinde ciddi farklılıklı oran. Yine ya burada aslında dişler arasında fark yok. Diş eti seviyelerinde fark var. Bir diş büyük gibi duruyor. Bir diş büyük gibi, birisi daha önde daha arkada gibi duruyor. Ortodontik tedavi bitmiş. Yani oradaki o dişlerin birbirlerine basma sorunları giderilmiş. Dişler olması gerektiği konuma getirilmiş ama bu sefer diş etlerinin görüntüsünde sıkıntı var. Devam edelim fotoğrafa. Evet, yani bir o sağdaki diş sanki çok yani şey gibi. Yani düzgün bir dişmiş gibi durmuyor. Durmuyor. Bakın bu da bitmiş hali. Yani diş eti seviyesi vallahi düzenlenmiş, uçlarda bir düzenleme nasıl yapıldıktan sonra. Nasıl oluyor? Diş etini aşağı mı çekiyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Diş etinde, diş eti manikürü de halk arasında bilinen bir uygulama var. Diş eti seviyelerinde birbirlerini eşitleme yapıyoruz. Lazerle bunların seviyelerini birbirine denk hale getiriyoruz. Yani o çene düzenlemesi bittikten sonra da artık bu tür uygulamalar yapılıyor. Yani bu çünkü hakikaten insanın gülüşünü çok fark ettiriyor. Çok fark ettiriyor. Yani o diş çok etinin uyumlu olup olmaması farkında olarak algıladığımız değil ama farkında olmadan algıladığımız bir şey. Şimdi bizim beynimizde belirli değerler var. Hani böyle filmlerde vardır ya, robotlar birbirini tanımlarlar. Bu iyi insan, kötü insan diye. Aslında bizim beynimizde o işte 1.6 oranı var. Biz bir insana baktığımızda bu eğri dişli, bu düz dişli dememizdeki kaset aslında bu oranlar bizim beynimizde kayıtlı. Yani mesela bu resmin bir önceki resminde nasıl büyük bir dişmiş gibi duruyor. İki biri birinden eğriymiş, biri ön neymiş, arkadaymış gibi duruyor ama diş eti seviyesindeki düzenleme ve uçlardaki küçük dokunuşlarla bunlar eşit ve düzenli hale getirilebiliyor rahatlıkla. Bir sonraki resme geçelim isterseniz. Bir sonraki isterseniz. Evet, resmimizi değiştirelim. Onu da görelim. Gerçekten burada bakın, şimdi ben böyle bakınca ayırt edemiyorum. Ne var çok da görmüyorum. Yani şimdi ortodontik tedaviyle düzeltilmiş. Yani o kapanış sorunu, dişlerin birbirleriyle tam basamama sorunu düzeltilmiş. Şimdi bitirilmiş hali bir sonraki resimde.
Onu görünce bunu anlıyorum. Kesinlikle. Yani yapılmışını görünce yapılmamışı. Evet şimdi evet. Şimdi bakın, görüyorum. Ne kadar düzenli şu anda. Ne kadar düzenli. Yani burada şimdi dişi fırçaladığı zaman fırça her tarafa eşit darbede ulaşabilecek. Isırma çiğneme yaptığı zaman ısırma ve çiğnemedeki basınç aktarımı her tarafta eşit bir düzlem haline gelecek. Yani biz oradaki tüm sistematiği küçük dokunuşlarla final olarak küçük dokunuşlarla tekrar eski halini getiriyoruz. Evet artık alabiliriz herhalde bu son resmimizde. Evet. Şimdi şunu soracağım. Böyle bir tedavi ne kadar süreli bir şey? Yani benim size mesela böyle bir tedavi için hani diş etini düzelttim, üstünü işte şöyle yaptım, bondingini yaptım falan filan. Bunlar nasıl işler? Şimdi estetik diş hekimi birçok yöntem kullanıyor bu işleri yaparken. Eğer mesela sizin dişinizi ele alırsak önce bir ortodontik tedavi. Farkındaysanız ağzımı hiç açmıyorum. Evet. Bir ortodontik tedavi yapılması lazım. Ortodontik tedavi bitiminden sonra diş eti seviyelerinde ki bozukluklar düzeltildikten sonra ondan sonra ya porselen lamine denilen teknik var. Yani porselen yapraklarını yapıştırılarak yapılan teknik ya da kompozit bonding tekniği hiç kesmeden dişteki o eksiklikleri, aşınmışlıkları tamamlayan teknik. İki teknik yapılabiliyor. Bir şey soracağım. Şimdi benim dişime ortodonti yapılmadan siz yapmıyor musunuz bir şey? Ben sanki yaparsınız diye düşünüyordum. Öyle bir umudum vardı. Sizin dişinize biraz çapraşıklık çok fazla. Ondan dolayı ortodontik tedavi şart. Önce onun olması lazım. Evet çünkü ortodontik tedavi bizim buradaki bakış açımız sadece estetik değil. Dişlerinizdeki çapraşıklık yarın öbür gün fırçalama sonucunda daha çok aşınmalar, diş taşları, diş eti problemleriyle sizin karşınıza çıkacak. Yani onların düzgün bir şekilde sıralanması gerekiyor ki dişlerin sağlıkları iyi olsun. Önce dişleri sağlığına kavuşturacağız. Bu da yaklaşık 1-1,5 yıllık bir süreç. Yani ortodontik tedavi. Ondan sonraki geri kalan süreçte 1-1,5 aylık bir süreç. Aslında sizin işiniz kısa ama öncesinde altyapının düzgün hale getirmesi lazım. Peki şimdi şu ilk konuya bir dönmek istiyorum ben. Bu facelifting falan filan. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Onlar ne yapıyorsunuz? Şimdi onları mesela Gençleşme, güzelleşme için önce hastadan bir ölçü alçı model elde ediyoruz ve oradaki boyut kaybını bir tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca da bir eklem tomografisi çektiriyoruz. Nasıl anlıyorsunuz boyut kaybı? Yani dişin belirli bir boyu mu vardır ki? Yani size bak seninki kısalmış. Çünkü herkesin dişi sanki benden farklı gibi geliyor. Şimdi zaten bu konudan sıkıntı duyan kişi bize şu şikayette gelir. Benim dişlerim eskiden bembeyazdı, parıl parıldı. Çok güzel dişlerim vardı. Artık dişlerim çok sarı, çok çirkin, çatlaklarla ve kırıklarla dolu. Ben bunu tedavi ettirmek istiyorum diyerek gelir. O zaman bizim ona yaptığımız şey bir alt üst ölçü alırız. Ondan sonra da bir eklem tomografisi isteriz. Çünkü bu ön yüzdeki düşen kısım eklemde ne kadar yansımış ve bizim ne kadar mesafemiz var tekrardan yükseltmek için. O mesafeyi tespit ederiz. İnanın yani bir santim bile çıktığı durumlar oluyor. O kadar düşmüyor. Ki bir santim anladığım kadarıyla diş için çok inanılmaz büyük bir rakam. Yani 65'li 70'li yaşlardaki hastalarda bir santim kadar olabiliyor bu. Ondan sonra bu tespit yapıldıktan sonra hastaya bir ön bir demo hazırlanır. Yani geçici olarak hazırlanan bir takım materyallerle o boyut tekrardan eski yerine konularak bir yüzünde bunun görmesi sağlanır. Buna mock-up işlemi diyoruz. Yani kişi kendisini bu haliyle bir görür. Yüzünü görür, kendisini görür. Çünkü bu tedavide hastanın hekimle işbirliği yapması çok önemli. Çünkü tabii bu memnuniyeti de çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bu tedavi yapıldığında ilk 1-2 hafta kadar konforsuz bir çiğneme onu bekleyecek. Çünkü eski çiğneme alışkanlığı gidecek, yeni bir çiğneme alışkanlığı gelecek ve uzun yıllar mekik çekmemiş bir kişi bir mekik çektiğinde karnı nasıl acıyorsa yüz kaslarında da bu yeni yapılanma için ilk önce bir yüz kaslarının bir ağrı, bir sıkıntı ve konforsuz bir dönemi olacak. Ve bunların tamamını kabul ettiği zaman o zaman materyal seçimi yapılıyor. Yani biz arka dişleri neyle büyüteceğiz? Dolgu maddesini büyüteceğiz ya da işte yeni çıkan bir takım teknolojik hazır materyaller var. Yani dişe özel hazırlanan materyaller var. Onlar mı yapacağız? Materyal seçimi yapılıp yol haritası çizildikten sonra yaklaşık olarak bu tedavi 1,5-2 ay içerisinde tamamlanıyor. Evet süper bu tedavi. Gerçekten çok şey yapılabiliyor. Dişlerimiz yüzümüzde çok önemli. Yani onları nasıl olsa oradalar iş görüyorlar diye es geçmemek lazım. Diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim.